Arkadaşlar herkese merhabalar, hayırlı haftalar diliyorum. Selam ve saygılar sunuyorum. Evet, daha önce büyük indirim var demiştik. Şimdi indirim başladı. Önceki üst kattan tabii başladık. Ve inşallah bunu çok yakın bir zamanda tamamlamış olacağız. Bu mutluluk içinde bir araya geldik. Kıymetli kardeşlerim, bildiğiniz gibi Hanlar bölgesi Bursa'nın tarihi için UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde olması hasebiyle de dünya tarihi içinde çok değerli, çok kıymetli bir hazine. Hanlarıyla, Bedesten çarşılarıyla, camileriyle, alışveriş mekanlarıyla gerçekten çok önemli bir nirengi noktası. Turizm açısından da çok değerli, kıymetli bir yer. Bildiğiniz gibi onun da müştemilatıydı burası, bir parçasıydı. Olacak mı, olmayacak mı farklı söylemler de bulunuldu. Aslında biz Mart sonu itibariyle içeride başladık. Altta bir bina olması hasebiyle takdir ederseniz ki diğer binalar gibi hemen kepçeyi grideri sokup rahatlıkla yıkabileceğimiz bir alan değildi. Tabii o işlemler tamamlandı ve şimdi de yıkım işlemleri başlamış oldu. Üç farklı meydan otoparklarıyla beraber çok kısa sürede şu an ihale hazırlığında inşaatları başlamış olacak. Açıkçası bu sürece kadar destek veren, katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum. Kimileri buna rant projesi dedi. Kimileri buna farklı yaklaşımlarda bulundular. Ama 40 senedir birçok belediye başkanımızın hayaliydi. Birçok büyüğümüzün, geçmişte şehrimizi yönetmiş değerli büyüklerimizin hayaliydi. Bu hayali gerçekleştirmiş olmanın heyecanını yaşıyoruz açıkçası. Ben hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Mart sonunda gerçekten başladık ama dediğim gibi alt taraftaki var olan binayı da dikkate almak zorundaydık. O yüzden de biraz itinalı bir şekilde bu süreç yürütülmeye çalışıldı. Şimdi nasip olursa çok kısa bir süre içerisinde bu süreç tamamlanmış olacak ve şu ana kadar yaptığımız kamulaştırmalarla 5500 metrekare civarında alan açığa çıkmıştı ve daha önce de proje yarışmasıyla da bu süreci yürütmüştük. Tophane'yle de birleştirerek açıkçası bu adayı bir bütün olarak ele aldık, değerlendirdik. Tabii 3 tane meydan, az önce dediğim gibi 3 tane meydanımız var. 10.000 metrekare sert zeminimiz, 9.000 metrekare yeşil alanımız ve peyzaj düzenlememiz, toplamda da 19.000 metrekare açık alan kazanmış olacağız. Bir taraftan da Ertuğrul Bey Meydanı ile alakalı da çalışmalar başladı. Oradaki kaba binalar kaldırıldı biliyorsunuz ve oradaki çalışmada eş zamanlı olarak yürütülmüş olacak. Ve nasip olursa da dediğim gibi biz önümüzdeki yılın sonuna kadar inşallah bu çalışmaların tamamını bitirmeyi arzu ediyoruz. Emeğe geçen, katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Esnafımıza çok teşekkür ediyorum. Yani takdir ederseniz ki 50 yıllık, 60 yıllık bir sorunu çözüyoruz açıkçası. Birikmiş bir sorunu çözüyoruz. Bunu bir çırpıda halletmek çok mümkün değil ama Bursa Büyükşehir Belediyesi her türlü fedakarlığı yaptı. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Hala ekstra paralar geliyor. Hala bilir kişiler yeni rakamlar ortaya çıkarıyor. Anormal uçuk rakamlar çıktı kamulaştırmayla alakalı ama açıkçası bildiğimizden geri durmadık, onu söyleyeyim yani. Ve inşallah Bursa çok güzel bir meydan kazanacak. Burada Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne efendime söyleyeyim, kiraya vermek için, satmak için falan bir arsa falan üretmedik, onu söyleyeyim yani. Belediyeye rant sağlayalım diye veya bir şahsa yönelik bir çalışma söz konusu değil. Burada tarihimize bir saygı var. Bursa'daki bu gizli hazinenin ortaya çıkarılması gibi bir hayal var, bir proje var bu işin ucunun içerisinde, işin ucunda. İnanın ben bu süreçte çok olumlu tepkiler aldım. Binalar yıkıldıkça, Ulu Cami'nin minareleri gözüktükçe, inanın o kadar farklı kesimlerden o kadar ciddi teşekkürler aldım. Tabii çok mutlu oldum açıkçası. Bizim de o moral bozucu sözlere rağmen heyecanımızı arttıran unsurlar bunlardı. Belki dediğim gibi burada yeri olanlarla alakalı. Ben burada yeri olanları da anlıyorum açıkçası, yani gitmek istememelerini, ama takdir ederseniz ki bizim burada bir tarihi ortaya çıkarmak gibi hayalimiz var, heyecanımız var. Tamamen bunu yapmaya yönelik bir çalışmadır bu. Dediğim gibi hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar. Bir kere zaten Hanlar bölgesi davetkar bir tavır sergileyecek bundan sonra. Yani gelen misafirlerini çok daha rahatlıkla kabul edebilecek. Otopark noktasında ve yine turist otobüslerinin yanaşması noktasında ve açık alanlarıyla insanların rahatlıkla gezebileceği, değerlendirme yapabileceği, yani eskiden olduğu gibi ya Hanlar bölgesinde zaten arabayı nereye koyacaksın, efendime söyleyeyim nerede yürüyeceksin, bir rahat kendini direkt Hanların içerisinde buluyorsunuz,
yaklaşımından öte daha rahat hareket edebilecekleri bir alan bulacaklar. Tabii burada işimiz bitmiyor. Ben bir sıkıntıdan daha bahsetmek istiyorum. Hanların da tek tek ele alındığında başta eski İpek Han olmak üzere kendileri içerisinde bazı sıkıntıları, problemleri var. Bir taraftan onlara da girmeye başlıyoruz. Dolayısıyla bu fedakarlığı herkes yaparsa Cumhuriyet Caddesi'ndeki iftarında 13.500 kişilik iftarda söylemiştim. Cumhuriyet Caddesi gecenin birilerine ikilerine kadar cıvıl cıvıl bir cadde olabilir. Böyle bir hayalim var benim dedim yani. Ve hafta sonu dahil, cumartesi pazarları dahil işte belirli markalarında konuşlandığı bir cadde olabilir. Dolayısıyla bu noktada da her bir esnafımızın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor. Biz bunun sağlanması için elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız. Ama yani kalitesiz ürün satalım, kalitesiz çay kahve ikramında bulunalım anlayışıyla hareket edersek takdir edersiniz ki bizim bir kazanım sağlamamız mümkün değil. Olay sadece bir fiziki dönüşüm değildir. Olay aynı zamanda içerideki dönüşümün de rahat ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi zorunluluğu karşımıza çıkıyor. Süreç devam ediyor, öyle söyleyeyim yani. Anlar bölgesinin birkaç senede bitecek böyle iş gibi düşünmemek lazım. Bak az önce esnaf arkadaşlardan da söylenenler var. Her hanın kendi içerisindeki değerlendirmesi, kaçak çatılar, pencereler. Bu da herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirir. Kimsenin işini, ticaretini bozmak gibi bir niyetimiz yok. Aksine milletin işini geliştirmek gibi bir niyetimiz var. İnanın çok kıymetli bir alan burası. Hepimizin kıvanç duyacağı, hepimizin severek, efendimizin övünerek, bizim şehrimizin değeri diyerek geleceğimiz bir alan olacak. O yüzden de bu noktada her bir esnafımızın, her bir burada iş yapan insanın üzerine düşen sorumluluklar var. Burada resmen yani iğneyle kuyu kazıyoruz tabiri çok şey olmaz açıkçası. Görüyorsunuz tescilli yapılar, efendime söyleyeyim altında yapı olmasa bile üstünde etap etap aşama aşama indirilmesi gereken binalar. Dolayısıyla alanda zaten maliyetin yüksekliğinden kaynaklanan kabulaştırmayla alakalı sıkıntılar. Ama bittiğinde muazzam bir alan ortaya çıkacak açıkçası. Herkes çok mutlu olacak. İlla ki sadece Hanlar bölgesine gelmek için değil. Yani bu meydanda bile gezmek için insanların bir bahanesi olacak. Zaten bu alan çok yoğun bir alan biliyorsunuz. Tophane ile de birleşmiş olacak ve ben Bursa adına çok tarihi bir kazanım elde edeceğimizi düşünüyorum açıkçası. Ben gerçekten şehrin belediye başkanı olarak bu gururu, bu heyecanı yaşıyorum. Aynı heyecanı birçok kişinin de yaşadığını biliyorum ama dediğim gibi herkesin sorumluluklarını yerine getirmesi lazım. Kafama göre çay satayım, kafama göre sandalyelerle, masalarla bu işi yapayım, kafama göre kurallarla bu işi yapayım. Efendime söyleyeyim, katımı, çatımı, bilmem neyimi kafama göre ayarlayayım, cam açayım, bilmem ne yapayım psikolojisiyle o güzelim canım eserleri tarumar etmek derdinde olanlar varsa kusura bakmasın. Kimse buna müsaade edemeyiz yani. Usulüne uygun. Günün şartlarına uygun bir şekilde inşallah bunları hayata geçirmiş olacağız. Bu bina bizim için büyük bir engel de açıkçası. Çünkü altında da bina olmasa bile daha önceden Yap İşlet Devlet'le verilmiş bir proje açıkçası. Belediyemizin de ortak oldu. Allah'ım olsun bir sorun ortadan kaldırıldı. Ben biraz bunun mutluluğunu da ayrıca yaşıyorum yani. Arkadaşlardan aldığım bilgide 14-15 gün içerisinde bina tamamen zemin koduna indirilmiş olacak açıkçası. Biraz hassas, yavaş yıkılıyor. Yani normalde altında bir şey olmasa çok daha seri diğer binalar gibi devirdik ama daha hassas bir çalışma yapıldığı için o yüzden biraz yavaş ilerliyor açıkçası.